Kamil Bilici ile Beş Çayı başlıyor. Kaliteli müziğin doğru adresi Müzikalitekiniz Küpe FM'den, bendeniz Kamil Bilici'den merhabalar efendim. Geride bıraktığımız hafta boyunca radyomuzdan da sosyal medya hesaplarımızdan da sıklıkla duyurularını gerçekleştirdiğimiz üzere en sevilen isimlerden bir tanesi bugün bizlerle birlikte. Tuttu fırlattı diyerek hayatımıza girdi ama onun akabinde de onlarca birbirinden güzel şarkılarla hayatımızda geniş yer alan isimlerden biri. Son günlerde de Armağan adlı şarkısıyla yine sevenleriyle buluştu. Gökçe'den bahsediyorum. İlk olarak hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Yoğun bir çalışma süreci. Bu kaydı da bir fotoğraf çekimi arkasından hemen gerçekleştiriyoruz. Bu yoğunlukta bize vakit ayırdığın için ben Küpe FM ailesi adına ilk olarak teşekkür edeyim istiyorum. Aslında konuşulacak çok şey var. Tuttu Fırlattı'dan bugüne ki süreci de dinleyicilerimize hazır yakalamışken birinci ağızdan aktaralım istiyorum ama son günlerin senin hayatının da bizim de yayın akışımızın en keyifli şarkılarından bir tanesi Armağan var gündemde. Onun sürecinden bahsederek başlayalım mı sohbetimize? Tabii, şimdi bu Kırmızı Kurdele albümümün ilk çıkış parçası zaten Armağan. Şimdi şöyle, bir sene önce başladık. Yani ben bestelerimi yapmaya ya da işte beste bulmaya bir sene önce başlandı albüm çalışması. Huzur veren bir şarkıyla çıkmak istedim. Sözleriyle de umut veren. Hatta şöyle bir yorum gelmişti bir dinleyiciden. İşte tam sevgilimden ayrılmıştım, ağlayacaktım, şarkıyı dinledim, vazgeçtim dedi. Mesela benim çok hoşuma gitti bu. Marmaris'te daha çok hani beste aşamalarını gerçekleştirdim. Burada da bu arada sesler var değil mi? Doğal bir ortamda şu anda kayıttayız. Kırmızı Kurdele koydum albümün adını da. Çünkü ta hani biz Türklerin eski geleneklerinden, göreneklerinden itibaren ta şamanizmden gelen bir işte Kırmızı Kurdele'nin uğur, şans, bereket getirdiğine inanıyoruz biz. Mesela okuma yazmayı çözen çocuğa takılır, açılış törenlerinde, sözde, nişanda doğuran kişiye takılır. Yani dedim ki albüm bana uğur, şans getirsin, dinleyenlere de getirsin. Bir de radyoda çok çalanlara getirsin özellikle dedim. Öyle o şekilde. Kırmızı Kurdele'den bize gelen ilk armağan da Armağan oldu. Ona kulak verelim o zaman, dinleyicilerimize de paylaşalım. Sonrasında sohbetimiz bu frekansta devam ediyor olacak efendim. Sakın bizden ayrılmayın. Yollar mavi denizle
olacak elbet. Çatma kaşını bir gül bana, yakma beni bu defa. Kalbimde biriken sevdalar, açsızsız hasret sana. Çatma kaşını bir gül bana, yakma beni bu defa. Armağan'a kulak verdik efendim. Programın sonlarına doğru bir kez daha yayınlarız belki ilerleyen dakikalarda, ama Gökçe'den birbirinden güzel şarkılar da yayınlayacağız. Onların hikayelerini de öğreneceğiz. Kırmızı Kurdeli'den konuşuyorduk. İlk armağan bu dedik. Geri kalan takvim belli mi bundan sonraki süreçle alakalı? Ya şimdi Kırmızı Kurdeli daha yeni çıktı albüm olarak. O yüzden tabii ki bu şarkılara artık hani önümüzdeki bir sene içinde 5 tane falan klip çekmeyi düşünüyorum. Zaten özellikle de hani her şarkıyı kliplik düşünerek yaptım. Hani single single gidiyormuş gibi. Hepsini benim için değerli. Özellikle öyle buldum veya yaptım. Şimdi benden eğlenceli parça tabii ki bekleniyor. Yaz geldi şimdi, Gökçesiz olur mu falan eğlenceli bir parça. O yüzden Temmuz ortası gibi ya da sonu gibi bir şu an çok istek alan bir parça var. Danny Brilliant'tan aldık. Danny Brilliant da biliyorsunuz Fransız bir şarkıcı. Hep gelir buraya eski zaman, yani çok 70'lerden beri geliyor. Çok da sevilir. Onun şarkısını yaptık, coverladık. Artist galiba ona çekeceğiz klip. Çok keyifli bir, biraz fırlama bir şarkı. Esprili sözleri olan. Bakalım, o herhalde tatmin edecektir herkese diye düşünüyorum. Bundan da birazdan yayınlayacağız ama klipten bahsetmişken, armağanın da son derece keyifli görüntülere sahip, Gökçe'nin görüntülerinden oluşan güzel ve hani biraz da böyle 70'li yılları sanki anımsatan bir klibi var. Onu da kimlerle çalıştın? Şimdi şöyle, ben zaten normal hayatımda da 70'lerde yaşıyor gibiyim. Hatta diyorum keşke diyorum böyle 50'li yıllarda da olsaydım. 60'larda 70'lerde genç olsaydım. Yani çok gerçekten isterdim. Bu benim kıyafetlerime de yansıyor normal hayatımda. O tarz şarkıları da dinliyorum. O yüzden Armağan da çok öyle bir şarkı oldu. Öyle düzenledik. Bir de Brigitte Bardot hayranıyım. O yüzden işte klipte hani saçlarımı işte kabarttık, bantlar taktık. Eski dönem kadınları gibi tadını çıkardım daha doğrusu bunun. Öyle güzel bir çalışma oldu. Yönetmeni kimdi? Yönetmen Raşit Algül. Bana dedi ki senin dedi hep dedi geniş geniş çekmişler, ben dedi seni çekmek istiyorum sadece. Bol bol böyle benim göründüğüm, benim mimiklerim, benim hareketlerimin olduğu bir klip oldu. Marmaris'te çektik zaten. Her şey bitmedi bitemezi. Benim eski yaşadığım yerde çekmiştik, böyle Amos diye bir yer Marmaris'te. Böyle ormanın içinde. Dedim ki Marmaris'in marinası falan kaldı, şimdi benim çekmediğim marinasını da çekelim dedim. Hatta şöyle bir anım oldu. Sabah 6.30'da bisiklete bindiğim sahneler çekildi. Fakat ben de tabii takma kirpikler, saçlar kabarık, elbiseyleyim. Yanımızdan iki tane işte o saatlerde hani daha çok çalışan insanlar oluyor, işçiler oluyor. Adam yanındaki adama şey dedi. Bu ne be dedi. Yanımdan geçerken o kadar böyle güldüm ki, çünkü kamera uzaktan çekiyordu. Şimdi kamerayı görmüyorlar. Bu kadın deli midir nedir, elbise giymiş böyle saçlarla, niçin hani bisiklete biniyor ki? Ya çok gülmüştük ona, öyle bu ne be dedi ve anlamadan da geçti gitti yanımdan. Az önce bir fotoğraf çekimi dedik, orada da çok kostüm değiştirdiğini öğrendim az önce sohbet ederken. Klipte de aslında birbirinden güzel yine dönem kıyafetleri var. Bu aralar herhalde böyle bayağı bol kostümlü bir süreç olacak senin. Ya aynen, onları genelde ben buluyorum, ben giyiyorum. Sanat yönetmenliği okudum zaten. Zaman zaman bazen modacılarla çalışıyorum, bazen kendim yapıyorum. Bu şimdi saçım böyle kabarık falan ya. Dedim ne kadar zahmetliymiş. Eskiden hani bütün ev hanımları bile böyle çıkarmış. Yani saçlar böyle yapılı vesaire. Dedim hakikaten çok zahmetli, çok şık bir dönemmiş. Ben şu an hani bu kadar şeye bile yapmaya üşeniyorum, böyle saçlarımı sürekli yaptırmaya falan, ama çok keyifli. Bir de insanların da aynı hoşuna gidiyor bu yeni imajım şu anda. Öyle. O zaman artist dedik az önce. Artisti dinletelim şimdi Kırmızı Kurdele'den. Sonrasında biz yine buradayız efendim.
zaman doldu. Bu laflara karnım doydu. İnandım, kandım sana. Artistlik yapma bana. Müzikal takınız Küpe FM'de Gökçe Rumu'yla artist bizlerle birlikteydi. Keyifli cover çalışmasını dinledik efendim. Güzel şarkılarını dinledik zaten, birkaç yıldır dinliyoruz. Bugün de dinliyoruz ama bir de canlı canlı dinlemek var. O da büyük bir ayrıcalık olsa gerek. Hem seyirciyle birebir temas senin için de müthiş öteri, öyle değil mi? Ya ben zaten bu işi tamamen konserler için yapan bir insanım. Yani 19-20 yaşındaydım sahneye başladığımda. Yani davulcu olarak grubum ayrıydı. Solist olarak gruplarım ayrıydı. Böyle haftada 4-5 gece bayağı 11'den sabah 4'e kadar çalışıyordum. Albümü de daha hani geniş kitlelere ve daha farklı yerlere çıkabileyim diye yaptım aslında. Çok keyifli oluyor konserler. Binlerce insan bile olsa böyle ben kim nerede ne yapıyor görüyorum. O kadar şey iletişim halindeyim ki. Hatta ertesi gün bir kız bir şey yazdığında bu sol tarafta şuradaydı falan diyebiliyorum bazen. Böyle göz göze gelmek, işte full enerjimi onlarla paylaşmayı çok seviyorum. Çok cidden zevk. Eğer sesimde kısıklık yoksa gerçekten sahneden inmek istemiyorum yani. Bizim Trakya bölgesinde çok yoğun festivalleri olur yaz aylarında. Ramazan ayında artık geride bıraktık. Bu yaz da güzel festivaller olacaktır. İnşallah bu, en azından Trakya'da da ağırlarız belki önümüzdeki günlerde. Peki senin var mı belirlenmiş tarihleri olan programlar bu sayede? Şimdi yeni turneden çıktım zaten. Tekrar Temmuz'un ilk haftası başlıyor konserler. İnternet işte adreslerimden takip edebilirler Gökçe'di. Özellikle zaten Trakya türküleri çok çalıyoruz aslında. Bir de dediğim gibi biz her yere gitmek istiyoruz ama genelde insanlar şey zannediyor. Niye şuraya gelmiyorsun? Biz seçmiyoruz ki onu. Siz talep ediyorsunuz, biz geliyoruz. Yani öyle bir durum var. Onu da buradan söyleyelim. İsteyin gelelim. O zaman bölgemizin belediye başkanlarına da seslenelim buradan. Yaklaşan festivallerde Trakyalı vatandaşlarımızı Gökçe'yle buluşturmak için iyi bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Biz şarkılarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Yine Kırmızı Kurdele'den güzel bir şarkı gelecek. Sonrasında son mesajlarıyla Gökçe yine burada. Etme. Biri derim
Beni bırakıp gittin niye? Sana çok değer verdim diye. Yalanlar söyledim kendime. Dünyamı durdurup gittin niye? Beni bırakıp gittin niye? Sana çok değer verdim diye. Yalanlar söyledim kendime. Dünyamı durdurup gittin niye? Müzikal Takınız Küpe FM'de Gökçe ile birlikteliğimiz 5 yayında devam ediyor efendim, ama ne yazık ki bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Son derece keyifli bir sohbeti geride bıraktık. Bundan sonraki çalışmalarda da inşallah sıklıkla Küpe FM frekansları aracılığıyla buluşuruz. Ben bize vakit ayırdığın için bir kez daha teşekkür ederek Küpe FM dinleyicilerine Trakya bölgesine son mesajlarını alalım. Çok teşekkür ediyorum tekrar bizi dinlediğiniz için. Umarım en yakın zamanda bir araya geliriz. Göz göze şarkılar söyleriz, beraber eğleniriz. Efendim, radyolara biraz daha ses verme zamanı. Biz huzurlarınızdan ayrılıyoruz ama armağan bir kez daha sizlerle olacak. Bir sonraki 5 yayında buluşuncaya kadar hoşça kalın. Bye.
olacak elbet. Çatma kaşını bir gün. Kamil Bilici ile Beş Çayı sona erdi.